Bu ne ya? Niye alarm kurdun? Cenk? Alarmdan bir saat sonra adliyede. Alo. Niye hala kapalı Ceren'in telefonu? Nereye düşürdüğünü bulamadınız hala. Ne yapacaksın? Benden arıyorsun ya işte. Tamam, ben çıktım geliyorum. Sor bakayım, bir şey istiyor muymuş? Hmm, köşk istiyor. Koca istiyor. Alıp gelebilecek misin? Bana bak Neriman Ana. Başımıza bunlar senin bu huyun yüzünden geldi zaten. Yapma artık, bırak şu huyunu. Kıza hırs bastırıp durma. Hadi ben otobüse binip geliyorum. Ne? Elinin altında onca şoförlü araba, sen otobüse bin gelin. O hırsı kızına ben değil, sen bastırdın bu ezikliğinle. Şu ettiği lafa bak. Seher Hanım. Ay günaydın. Günaydın. Şey, ne haber? İyilik. Damla Hanım, sizden? Şey, var mı gelen giden? Ah, misafir mi gelecekti? Ay yok şey, yani giden var mı? Giden. Nereye giden? Ay nereye giden olacak canım? Yani şey işte müştemilattan giden var mı, sizden giden var mı? Bizden. Yok. Ya ben hala anlamadım ama. Tamam. Tamam, boş verin. Ben de anlamadım zaten yani. Tamam. Ay yazık. O ana babayla. Bu da bir tuhaf mı olmuş, ne olmuş? Ettiğin lafa bak Seher. Sen önce kendi çocuklarına bak. Buyurun Cevher abi. Yok, arabasız gideceğim ben. Ne yapıyorsun sen? Böyle haber mi verir? Ya uyanamasaydım? Uyan diye alarm kurdum işte. Süpersin gerçekten. Gece zahmet edip söyleseydin olmaz mıydı? Uyuyor numarası yapmasaydın söyleyecektim. Böyle ciddi bir şeyi bile bu hale getirdiğine inanamıyorum. Ha böyle koştur koştur. Önce konuşmamız gerekmez miydi? Otobüsle geliyorum. Babanın şoförüyle gelecek halim yoktu. Tamam. Bir iki durak sonra oradayım. Hayırdır inşallah. Cenk Karaçay, Cemre Karaçay. Cemre Karaçay. Cemre Karaçay.
edersiniz. Burada ne davası var? Boşanma davası hanımefendi. Yaptığınız ortak başvuruya göre 28 Ekim 2019 tarihinde boşanmak için mahkememize başvurdunuz. Sen bir kahraman mısın? Yoksa aşık mısın? Hiç sordun mu bu soruyu kendine? Bu içinde kaybolduğum şey gözü kara hemşirenin kahramanlık hikayesi mi? Yoksa böyle kendinden bile haberi olmayan bir aşk hikayesi mi sor? Bu şartlar altında siz davacı Cenk Karaçay, eşinizden boşanmayı kabul ediyor musunuz? Evet, boşanmak istiyorum. Siz davalı Cemre Karaçay, eşinizden boşanmayı kabul ediyor musunuz? Cemre Hanım, eşinizden boşanmayı kabul ediyor musunuz? Ben boşanmak istemiyorum. Nedim meslek hayatımda karşıma çıkan en komplike, en özel vakalardan biri. Bu çiftlik şartlarında böyle deneysel denebilecek bir yolu kabul etmemin sebebi de vakanın farklılığı. Bu benim için de farklı bir serüven. Ben de daha önce denemediğim yollardan gidiyorum. Ve gittiğim yolda Nedim'in de, benim de size ihtiyacımız var Cemre Hanım. Ben size bir saattir Nedim'e nasıl zarar verdiğimi anlatıyorum. Siz bana aynı yolda olduğumuzu mu söylüyorsunuz? Nedim'in iyileşmesindeki itici güç size duyduğu öfke Cemre Hanım. İnsan zihni pek çok duyguyla ilgili kendini kandırabilir. Ve çıkarları için hiç sevmedikleri insanları seviyormuş gibi yapabilirler. Hatta kendilerini sahte sevgilere bile inandırabilirler. Ama kimse öfke taklidi yapamaz. Aşkın bile sahtesini bulabilirsiniz. Ama nefretin... Nefretin sahtesi olmaz Cemre Hanım. Benden nefret ederek iyileşiyor. Nedim bütün kalbiyle evliliğinizden nefret ediyor. Ve bu nefret onu ayağa kaldırıyor. Daha kaç kez sormam lazım cevap vermen için? Cemre. Peki, ben tekrar sorayım o zaman. Biz neden boşanmadık Cemile? Fikrimi değiştirdim. Fikrini değiştirdin. Bizim evliliğimizle ilgili fikrini değiştirdin, öyle mi? Tamam, peki. Bu artık gerçek bir evliliktir. Haberin olsun. Neredesin? Ben gelemiyorum Neriman Ana. Acil bir işim çıktı da. İşin mi çıktı? Anladık biz seni Seher Hanım. Ne anladın Allah aşkına? Kızıma da abuk sabuk konuşma öyle. Hadi arayacağım ben sizi sonra. Hadi Seher, hadi Seher. Git işine selametle.
Görüyorsun değil mi ananı? İşi çıkmışmış. Çok yoğun ya kendisi.